Herkese merhaba. Bugün 500 liralık çantayı 50 liraya dikmenin keyfini yaşayacağız. Hazırsanız başlayalım. Gerekli malzemeler: mumlu kanvas kumaş, makas, aynı renkte iplik, sabun, iğne ve mezura. Öncelikle kumaşınızı açın ve sabun yardımıyla 37'ye 40 santimlik bir dikdörtgen çizin. Sonrasında da bu dikdörtgeni gösterdiğim gibi kesin. Şimdi de bu parçayı kalıp olarak kullanarak diğer parçayı kesiyoruz. Birebir üstüne gelmesine dikkat edin. Ben iğneleme gereği duymadım çünkü bu kumaş kaymıyor. O yüzden rahat rahat kesebileceksiniz. Sıra geldi tabanı ve yan yüzeyleri oluşturan parçayı kesmeye. 17 cm'e 116 cm'lik bir dikdörtgen daha kesiyoruz. Bu da alt tabanı ve yanları oluşturacak dediğim gibi. Ve son olarak askılar için 50 cm'e 12 cm'lik iki parça kestiğimizde bu işlemleri tamamlamış oluyoruz. Şimdi burada 37 cm'lik kısmın tam ortasını bulacağız. Gösterdiğim gibi katlayın ve orayı sabunla işaretleyin. Aynı işlemi taban yüzeyi için de yapacağız. Onun da ortasını bulun ve işaretleyin. Bu iki parçayı bu birleşim yerlerinden bir araya getireceğiz. Taban yüzeyi ve kenarlar tek parça olduğu için burada bir ayarlama yapıyoruz. Ön yüzeyin bittiği yerlerden birer çizik koyacağız ve buraları keseceğiz. Böylece yan yüzeyler daha iyi katlanacak ve üst parçaya tam oturacak. Aynı işlemi arka yüzey için de uyguluyoruz. Bunu da alt tabana ve yanlara birleştirebilmek için yine sabunla işaretleyeceğiz. Ve yan kenarlardan küçük çentikler atacağız. Bu çentikler dediğim gibi kolayca birleşmesini ve çantanın kumaşının dönmesini sağlayacak. Gördüğünüz gibi gösterdiğim her noktayı iğnelediğinizde çanta bir kutu gibi oluyor. Bu iğnelenmiş noktalardan şimdi çantayı dikeceğiz. Ama öncesinde ipliğinizin kumaşınızı aynı renk olduğuna emin olun derim. Belki fark etmişsiniz ama toplu iğneyi kumaşa geçirirken çok fazla zorlandım. Çünkü sert bir kumaş dediğim gibi. O nedenle ilk aşamada makine iğnesini elinize çevirerek kumaşa geçirin. Sıra geldi çanta ağzını dikmeye. Burada da birer santimden işaretledikten sonra katlama işlemi yapıyoruz. Bunun
üzerinden 3 santimden tekrar işaretleyip tekrar katlıyoruz. Aşamada dikişi yapmak için çantayı ters çevireceğiz. Bunun nedeni de makinenin dişlilerinin çanta üzerinde iz bırakıyor olması. Bunun yaşanmasını istemiyoruz. Bu iz içeride kalacak. Biz de üstten dikişimizi yapmış olacağız. O yüzden dikerken iç katlama hattının üzerinden geçmeye dikkat edin. Şimdi ne yapıyoruz? Askılarını dikiyoruz. Askılarını dikmek için de birer santim içeriden katlama işlemi. Sonra da tekrar ortaya bir istiridye, midye gibi katlayacağız ve o hattan dikeceğiz. Sonrasında diğer tarafından da dikiş geçip iki tarafın aynı gözükmesini sağlayacağız. Çanta sapını çantaya dikmek için 8'er santim içeriden sabunla işaretleme yapıyoruz. Sonra da içe gelecek şekilde iğneliyoruz. Çantanın üzerindeki dikişleri önceden işaretlemenizi tavsiye ederim. Böylece dikiş kaymayacaktır. Siz de nereden gideceğinizi daha iyi görürsünüz. Çantamızın dikişini tamamladık. Yeni modelleri takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın.